Merhaba dostlar. Haftaya Beyoğlu sinemamızdan açıyoruz. Neredeyiz bu sefer? Böyle öğretmenler gibi tahtadan makinistimiz Mehmet Bey de diyor ki yani hep aynı yerde ama bu sefer doğru yerdeyiz. Çünkü Pedro Almodóvar filmindeyiz. Antonio Banderas'la içimdeki, yanlış söylemeyelim, şimdi çıktım çünkü filmden, doluyuz aktarmak için, içimde yaşadığım filmi Antonio Banderas, ki daha önceki seride Acı ve Zafer filminde Banderas'a Oscar adaylığı için gösterilmişti. Oradan hatırlayacaksınız Pedro Almodóvar. Bu yönetmen benim çok sevdiğim yönetmenlerden. Şimdi bir filmi izlerken, onun filmlerini izlerken bir resitali dinler ve izler gibi oluyorsunuz. Pedro Almodóvar'ın filmi, dediğimiz gibi Antonio Banderas var ama Penélope Cruz var. 78. Venedik Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren Penélope Cruz de Parallel Mothers, Paralel Anneler filmiyle 2 saati dolu dolu geçiren bir film seçkisi bu hafta için karşımıza çıkıyor. 17 Mart haftası için izleyeceğiz. Bu haftamız da dolu dolu geçecek. Yerli filmlerle birlikte Rasim Öztekin'in son filmini izleyeceğiz. Çarşamba günü de nasip olursa. Şimdi efendim Pedro Almodóvar'ın filminde oyuncuları önce geçeni Penélope Cruz, Rosé de Palma, Alfonso Sanchez Guén, bir İspanyol-Fransız ortak filmi karşımızda dedik. 2 saat süreyle izleyeceğiz. Paralel Mothers, Paralel Anneler filmi. Aslında usta yönetmen kadınların, tek bir kadın üzerinden kadının o kibele diyoruz ya, doğurganlığını, üretkenliğini yansıtıyor. Birlikte sahneye, perdeye sunuyor ama önemli olan oradaki geçişlerde, işte kadın erkek ilişkileri içerisindeki geçişlerde rolleri değiştirmesi. Bir yerde işte o feminist tişörtüyle verirken erkeklerden yıkmış, yılmış, erkeklerin yoğurduğu kadınların bazılarının feministliği bu anlamda anlamlandırdığını ve erkek profilinden cinsiyet olarak da kaçışlarını gösteriyor. Ama oradaki işte o kadın olmanın nasıl diyelim, o verginliğini, üretkenliğini bir bütün üzerinden, işte o film zaten bir beyaz kelebek üzerinden açılıyor ve ikinci sahneye evrildiğinde, ki yine bir beyaz kelebek dedik ki oradaki İspanyol tarihi içerisindeki o evlerinden ayakkabılarını bile giyemeden, yemek sofrasından kaldırılan, siyasi olarak da buradan öldürülmüş, katledilmiş insanları veriyor ki filmin sonunda da diyor ki insanlık tarihi ne yaparsanız yapın. Yakın, yıkın ama insanlık tarihi çenesini asla kapatmaz. Hakkı olan hakkını arar ve bu arada bu anlamda da genetik kodlarımız, biz neler yaşadığımızı, genetik kodların da burada kadın profilini, yani üretken kadının varlığı üzerinden evriliyor ki Penélope Cruz burada o tek olan kadını veriyor. Yani onun üzerinden şekilleniyor. Bir yerde her kadın gerçekten kadın ama doğurmayan kadınlar da anne. O annelik duygusu, içsel gelen duyguyu o kadar güzel harmanlıyor ki. Ben çünkü kendi yeğenimde de yaşamıştım bunu. Hastane sürecinde yanlarında kaldım. Ondan sonra döndüğümde bir hafta uyuyamamıştım doğru dürüst. Çünkü o süreci hep birlikte yaşadık ve demiştim ki eve geldiğimde uyuyamıyorum anne, nedir bu diye. Annem gülümsemişti. Bu içsel gelen bir şey ve bu sadece doğurmakla da ilgili değil. Yaptığınız şeyle, yapılan eylemle, her şeyle ilgili olarak dedik ya, usta bir yönetmenle karşı karşıyayız. Sindireceğiniz ağır filmlerden biri olarak geçse de çok çok ağır değil ama kadını anlamak üzerinden, yani kadının sadece kadın olarak işte yemek yapan, üreten falan, onun anlamda değil, bir fotoğraf sanatçısı olarak karşımıza çıkıyor ama kadının yeri geldiğinde erkek olabildiğini, kadının yeri geldiğinde umursamaz olabileceğini, kadının yeri geldiğinde yok sayabileceğini, kadının yeri geldiğinde var edebileceğini, erkek kadın, işte kimliklerimiz üzerinde siyah beyaz neyi aktif ediyoruz ya, eril dişil kemikler üzerinden, bunu da çok iyi biliyor. Haftaya bu filmde giriyoruz Beyoğlu sinemasında. Bu arada Bergen filmi rekora doğru gidiyor. Her yerde Bergen soruluyormuş. Efendim haftanız güzel olsun. Görüşmek üzere. Beyoğlu sinemasından makinist ve ekibimizle beraber Ayşin'cimle buradalar. Dostlarla birlikte görüşmek üzere. Sevgiler.